Lanç kontrol yapayım, frenle gazla kalkayım mı? Nasıl istersen. Tamam. Çok iyi. Direkt konfora geçtik, şimdi bak kalkacak. Spora geçtik, şimdi devam. Çok iyi. Bu kadar beklemiyordum. Ben de beklemiyordum ya. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an TOGG'un Gemlik kampüsündeyiz. Buraya fabrika denmiyor. Özellikle kampüs deniyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda konumlandırılmış bir kampüsteyiz. Yıllık 175 bin adet üretim kapasiteli bir tesis burası arkadaşlar. TOGG da hemen canlı kanlı olarak arkamızda duruyor. Birazdan Gürcan Bey gelecek. Gürcan Bey ile birlikte kullanacağız. 2019'da kendisiyle bir video çekmiştik. O videoda söylediği şeylerin de aslında sağlaması olacak bu. Bakalım neler gerçekleşmiş, neler gerçekleşmemiş. Hepsini göreceğiz. Ben önce kısaca bir arabanın etrafında döneyim. Bu arada biraz sonra bir toplantı yapılacak. Arabanın bütün detayları açıklanacak. Şu anda arabanın detayları henüz açıklanmadı arkadaşlar. Ben o yüzden size gördüğümü söyleyeceğim ve biraz da sürüş deneyimini göreceksiniz. Bir tur attırtacaklar bana. Sağ olsunlar. Tekrar teşekkür ediyorum buradan. Evet, başlayalım. Buyurun. LED farları hemen görüyorsunuzdur sanırım burada ön tarafta. Panjur yine aynı kalmış prototip modele göre. Bu arada arkadaşlar bu tamamen üretim modeliydi. Yani şu anda görmüş olduğunuz otomobil 2023'ün ilk çeyreğinin sonlarına doğru artık caddelerimizde görebileceğiz. Satışı nasıl olacak? Satış kanalları nasıl olacak? Şu anda dediğim gibi biraz sonraki toplantıda açıklanacak. Ama zaten birçok haber kanalı falan da çekiyor. Onların detaylarını alırsınız. Bizim için önemli olan şu anda burada otomobile canlı kanlı olarak dokunmak ve sürüş yapmak. Şöyle arkaya doğru geçelim. Burada 19 jantları görüyorsunuz arkadaşlar. Jantlar da biraz panjurlardan esinlenilmiş motifler var. Arkaya doğru geçelim. Kapı kolları artık normal mekanik kollara dönmüş. İlerleyen dakikalarda kapı sesini size tam olarak dinletirim. Arkada bence 500 litreye yakın bir bagaj var. Bu arada prototipteki bagaj kapağı elektrikli değildi. Artık seri üretim modelinde elektrikli bir bagaj kapağı var. Burası falan komple halı kaplı. Şuraya şarj kablolarınızı koyacağınız bölümler var burada. Lastik tamir kitleri var. Vallahi çok heyecanlı bir otomobil arkadaşlar ya. Bu otomobil için eleştirilsel ne denir bilmiyorum. Çünkü bu otomobil yani tamamen Türk arkadaşlarımız tarafından üretilen bir model. O yüzden de böyle insanın bir şey görünce eleştirisi gelmiyor açıkçası. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hemen bir bizim için en önemli şeylerden biri olan arka diz mesafesi. Bir bakalım. Şöyle oturduğumda bu öndeki koltuk şu an bana göre ayarlı. Gayet gördüğünüz gibi diz mesafesi bayağı iyi. Meridian'ın müzik sistemini görüyoruz hemen kapı içlerinde. Burada yine kapı içlerinde motifler devam ediyor arkadaşlar. Kolunuzu dayayacağınız yer tam dikişli deri olarak tasarlanmış. Burada yine bir pet şişeyi alabilecek kadar bir göz var. Hemen şu tarafa geçeyim. Burada bir tane Type-C şarj var. Arka koltuklarda da ısıtma var. Bu güzel bir detay. İki kademeli arka koltuklarda ısıtma var. Burada da bir kol dayamamız var. Koltuklar yatıyor mu ona bakacağım. Hareket ediyor mu? Hayır, etmiyor. Sabit koltuklar. Şöyle bu koltukta bayağı geride şu anda. Yani görüyorsunuz B sütununu biraz arkasında hafif ama diz mesafesi yine de oldukça iyi. Hemen geçelim öne, bir de öne bakalım hızlı. Bak arka cam da tek tuşla kapanıyor, güzel özellik. Şu anda otomobilimiz çalışıyor arkadaşlar. Bu 4 çeker versiyonu. Muhtemelen 400 beygir olan bu arkadaşlar. Şurada bir sensör var. Bunu Gürcan Bey gelince soracağım ne işe yaradığını. Muhtemelen kullanıcının tepkilerini ölçüyordur. Yoruldu mu, yorulmadı mı, yola bakıyor mu, bakmıyor mu gibi. Direksiyon artık tamamlanmış. Burada dokunmatik, basmatik tuşlar var. Basabiliyorsunuz bu tuşlara. Aynı zamanda dokunmatik olarak da çalışıyor. Önde kocaman bir ekran var. Gürcan Bey'in söz verdiği gibi bir önceki videoda sağ tarafta da komple bir ekran var. Bu tamamen yolcunun aslında multimedyası gibi. Yolcu düşünülmüş yani. Hemen altta da şu koltuğu biraz geri alayım. Koltuğumuz elektrikli. Ekranların bu arada arasında hiçbir şey yok. Yani direkt olarak birleşiyorlar burada. O da şık bir görüntü yaratıyor. Start stopumuz hemen şurada. Buradan otomobili çalıştırabiliyorsunuz. Gürcan Bey o zaman şeyi söylemişti. Buradan elinizi kaldırmadan ekrana dokunup bütün özellikleri uygulayabileceksiniz diye. Basıyoruz. Evet, her şey geliyor. Buradan otomobilin tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Klima, müzik sistemi, her şeyi buradan kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda direksiyonun üzerinde de tuşlar var. Sağ taraftaki koldan da cruise kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz. 360 derece kameramız var. Hemen şuradan dokunduğunuzda değişiyor. Bu ekranın da dokunmatik olduğunu buradan anlıyoruz aynı zamanda. Kameraların çözünürlüğü de gördüğünüz üzere gayet iyi. Bunun haricinde vites seçici. Vites seçici benim çok hoşuma gitti. Park konumuna şuradan alabiliyorsunuz. Bu şekilde bastığınızda direkt park konumuna geçiyor. Aşağı aldığınızda D'ye geçiyor. Yukarı çektiğinizde de R'ye geçiyor. Parkı aldık mı? Evet aldık, emin olalım. Tamam. Burada yine bir daire var arkadaşlar. Bu daireden de işlemleri yapabiliyorsunuz. Hemen arkasında da bir elektronik park freni var. Bu kolun hareketli olması güzel. Bunu seviyorum. Burada da içinde Type-C ve USB-C olan bir torpido gözü var arkadaşlar. Aynı zamanda torpido gözü soğutmalı. Buradan ayarını da yapabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. O da iyi düşünülmüş bir detay açıkçası. Şimdi dilerseniz geçelim sürüşe. Gürcan Bey de geliyor. Çok kısıtlı bir zamanımız var bu videoda arkadaşlar. O yüzden her şeyi detaylı detaylı anlatamıyoruz ama ilerleyen günlerde daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Merak etmeyin. Şimdi Gürcan Bey'i alalım ve sürüşe çıkalım. Buyurun. Anahtarı da şöyle göstereyim. Böyle resmen bir ok şeklinde anahtar var. Bunun detayını çekeriz zaten. Hadi bakalım çıkalım sürüşe.
çıkalım mı? Çıkma dur bakalım. Tamam durmuyor, duruyorum. Ne var burada? Şimdi arkadaşlar, Gürcan Bey 2019'da Aralık ayında bir video çekmiştik, hatırlarsınız. O videoyu koyarız bu arada, linklerini falan da. Bazı sözler verdi bize. Bir kere öncelikle fabrika demiyoruz. Kampüs. Kampüs diyoruz. Kampüs dedi, 2022'nin son çeyreğinde hazır olacak dedi. Bizim hedefimiz 2022'nin 4. çeyreğinde biz ürünlerimizi satışa hazır hale getireceğiz. Şu an bu yayını size fabrikadan yapıyoruz. 1 milyon metrekare kampüsten yapıyoruz. 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda yapıyoruz size arkadaşlar. Bunun haricinde mesela hemen aklıma gelen bir şey. Sağdaki ekran olacak mı dedim size Gürcan Bey. Peki bu ekran gelecek mi? Bu ekranı biz normalde yani daha küçüğünü Ferrari'nin en üst modellerinde falan görüyoruz Gürcan Bey. Bu da opsiyon olacak muhtemelen ama öyle mi, standart mı gelecek? Biz boydan boya uçtan uçaya standart olacak. Standart olacak mı dedim? Evet olacak dediniz. Şu an burada görüyoruz ekranı. Doğru. Çalışır bir şekilde. Kesinlikle. Şu an bu üretim modelimiz mi? Evet. Bu satılacak olan modelimiz. Evet. Benim elim ayağım titriyor şu an. O zaman da hep şöyle demiştik. Bizim yaklaşımımızda artık akıllı cihazlar otomobilde değil. Bunun arkasında önemli büyük bir bilgisayar var. Bu akıllı cihazlar biz evimizde, ofisimizde neler yapabiliyorsak artık buradan da yapabiliyor olacağız. Öyle olunca da bunun tasarımının başından itibaren böyle yaparsanız sonuçta böyle bir şey çıkıyor. Yani siz bunu isterseniz ikiye bölün, üçe bölün. Burayı kullanıcının yani bizlerin, sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebiliriz. Burayı açtığımız zaman şu an gördüğümüz mesela bu dijital sanat bizim marka DNA'mızın özünü anlatır. Der ki insanla teknolojiyi birleştiriyorum, akılla kalbi birleştiriyorum, bilimle sanatı birleştiriyorum. Baktığınız zaman gerçek anlamda dijital sanatlar açısından da çok değerli bir eser var önümüzde ve yakın zamanda bunu da açıklarız zaten hangi arkadaşımızın olduğunu. O spesifik bize yapılmış. Zaten gördüğünüz gibi hem bizim DNA'mız var üzerinde hem de arkasında aracımızın stilize edilmiş renkler var. Yani burası bizim için şöyle düşünün. Evinizde ne yapmak istersiniz? Evinde ne yapmak istersin? Ya klima ayarlarım işte. Ayarlar. Buradan ayarlarız. Akıllı yaşam şeyleri. Buradan da ayarlarız. Eve varana kadar 22 dereceye getir diyebilirsin mesela. Bütün gün enerjisini harcamasın diye. Başka? İşte kombimi ayarlarım. Yani evdeki perdeleri açıp oturma odasında yaparım. Oturma odasındaki her şeyi aslında buradan yapabilirim. Kontrol edebilirim. Oturma odasında otururken yaptıklarını da yapabilirsin. Alışveriş yapabilirsin. YouTube'a girebilirsin. Biz artık buradan mı izleyecek? İzleyiciler. Mesela yapabilirsiniz ya. Bunun üzerinde 8+1 yani istemediğiniz kadar kamera var. Ve bu kameraları en başta güvenlik için, sürüş desteği için ve özel ilave hizmetler sunabilmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla bu tamamıyla artık sizlerin, bizlerin hayal gücüyle sınırlı bir gelişim. Yani biz mobilite ekosistemi hep sorarlar içinde ne var diye. Baktığımız zaman seyir anlamında, yolculuk anlamında harita bazlı hizmetler var. Location based services'lar var. Artı oyunla ilgili, oynayarak eğlenmekle ilgili hizmetler var. Onun haricinde yaşamla ilgili hayatınızı kolaylaştıracak çözümler var. Onun haricinde yine isterseniz ticari anlamda iş ortaklarınızla beraber geliştirebileceğiniz bir App Store gibi üzerine startuplarla beraber hizmetler yükleyebileceğiniz bir altyapı var burada. Bu altyapı öyle güçlü bir altyapı ki orada yer update'le yani bulut üzerinden güncelleyerek internete bağlanarak o hizmetlerinizin hepsini güncelleyebilirsiniz. Aslında bir süper bilgisayar var otomobilin altyapısında. Güçlü bir bilgisayar var. Güçlü bir bilgisayar var. Peki bunu gördüm Gürcan Bey. Bu sensör ne işe yarıyor şu an tam olarak? En çok merak ettiğim şey oldu. Keyfiniz yerinde mi? Bakıyor. Canınız sıkkın mı? Yorgun siz musunuz? Acaba yorgun musunuz? Yorgun olursanız acaba hız sınırında müdahaleler mi olması lazım? Aynen. Tamamen yüzünüzü tarıyor. Yani. Burada örneğin bu tarafta oturan film seyrederken çok fazla buraya daldığınızda burayı kapatabilir. O kadar bakıyor mu yani? O kadar bakıyor. Teknoloji o kadar hassas artık. Yani şu an burada bir böyle dokunmatik düğmeler görüyorum. Doğru. O yoktu mesela. Bu yoktu evet. Güzel yakaladınız. 3 sene 4 sene az bir süre değil. Bu süre zarfında özellikle yeni teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Hızlı gelişen yeni teknolojileri biz mümkün olduğunca buraya adapte ettik. Ki hem rekabetçilikte hem kullanıcılara sağladığımız konforda bunlar görülebilsin, ön plana çıksın diye anında yakaladınız zaten. Evet. Yani birçok değişim var bu arada arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim net olarak şu an gördüğüm, karşılaştığım yani 22 senedir bu işi yapıyorum. Herhalde bilmediğim otomobil kalmamıştır. Ama işçilik anlamında özellikle şu an siz konuşurken bir taraftan da bakıyorum. Ya yani dikişlerin nasıl atıldığına, derinin kalitesine yani işçilik anlamında gayet başarılı görünüyor. Bir de kullanalım. Kullanalım mı? O cümleyi tamamlayın arkadaşlarım. Yani bütün arkadaşların gerçekten hepsinin eline koluna sağlık. Arkadaşlar sağ bu otomobili yapanlar komşunuz Ahmet, kuzeniniz kesin. Mehmet, amcanızın kızı Handan. Yani bunu bu otomobili bizim birebir Türk vatandaşlarımız, arkadaşlarımız yaptı. O yüzden hepsinin tek tek ellerine kollarına sağlık diyoruz. Sağ olsunlar. Ve basıyor muyuz sağ gaza? Sağ olsunlar, basıyoruz. Gaz pedal değil artık bu. Ben gidiyorum arkadaşlar. Biz hazırsanız. Gidiyoruz arkadaşlar. Elektrikli koltuğumuz var bu arada arkadaşlar. Hemen ona baktım. Sağda var mı Gürcan Bey? Var tabii. Tamam. Lütfen. Şu anda çift motorlu olanı kullanıyoruz. Evet. 400 beygir olanı kullanıyoruz. 0-100'ü 6 saniyenin altında. Bayağı altında. Motorunu tahmin edebilecek misin? Gidiyordur bilmez mi? Sol tarafta kalmak kaydıyla. Tamam. Sağ tarafta burada her türlü yol şartlarını simüle ettiğimiz için. Yani sürat yapacaksak solda kalalım. Şu an tamamen bir test parkurundayız arkadaşlar. Burada işte kötü yol şartları da simüle ediliyor. Her şey simüle ediliyor. Her otomobil şirketinin sahip olmadığı bir test parkurundayız şu an. Burada toplamda 4
4000 metreye varan her türlü yol koşulunu da simüle edebileceğimiz bir test parkurumuz var. Biz burayı başlangıçta araçlarımızın %3'ü %5'ini bulacak şekilde ürün geliştirmek hem de sağlamak için kullanıyoruz. Bu arada Gürcan Bey şunu söylemişti. Buradan enzi hiç kardılımlardan. Buradan hepsini yapabileceksiniz değil mi? Evet şu an yaptım. Bak şuraya bir şey daha ekledik. Recuperation ayarlayabilirsin orada. Vay. Çok iyi. Tam uçak gibi olmuş hakikaten bu sefer. Sağ üst köşedeki ev butonuna bakalım. Tamam. Şimdi sürüş. Sürüşten. Sürüş modları. Sol alt köşe. Buradan sport alıyorum. Yes. Şu an kırmızı oldu aracımız. Anadolu ateşi oldu. Launch control yapayım mı? Frenle gazla kalkayım mı? Nasıl isterseniz. Yok hiç öyle bir şey gerek yok zaten. Direkt mi kalkayım? Kendi launch control yapacak. Tamam. Üçe kadar bile sayılır. Şu an belki de 130'a kadar çıktık. Bu 5 saniyenin altındaydı. Kesinlikle 5 saniyenin altındaydı. Şöyle bir durum arkadaşlar. Demin şu cam biraz açık bırakmışım ben. Özür dilerim. Hemen şunu söylemek istiyorum bir kere. Benim otomobillerde en çok dikkat ettiğim şey yalıtım konusu. Şu an gayet rüzgarlı bir alandayız. 130'a kadar çıktık. Şu cam açık olmasına rağmen biraz. Şu anda kapattım mesela. Şu an bayağı arabanın içi konser salonu gibi. Yalıtımla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü elektrikli otomobillerde aslında dış sesleri çok daha fazla duyuyorsunuz. O yüzden hemen şuradan sürüş modunu bir normale alayım. Çünkü şu anda gaz tepkisi bakın. O kadar keskin ki fazla rahatsız etmeyelim Gürcan Bey. Bugün çünkü çok fazla yorulacak. Şuradan hemen bir sürüş modunu şöyle. Aynen. Ha süper hemen sürüş. Buradan sürüş. Bu arada çok okunaklı. Bunun altta olması benim için şöyle bir avantaj açıkçası. Hiçbir şekilde güneş etki etmiyor. Yani buraya herhangi bir yansıma olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Gayet şu an konfor modundayız. %62 arkadaşlar şu anda primimizin kapasitesi ve 328 kilometrede menzilimiz var diyor. Bu şu anda 400 kilometre menzili olan modeldeyiz. Yani o zaman söylenen. Şu an arttı 500. Mı? 500. Şöyle, 300 ve 500'lük var. Şeylerimiz var. Oldu. Kullanım şeyine göre değişebilir. Biz onu standartımız 300 diyoruz. Uzun menzil isteyenler için de 500. 300 biliyorsunuz artık ortalama şehirde günlük kullandığın kilometreye göre 5-6 gün yetecek kadar hafta sonları şarj etseniz yeter. Bu arada dönüş çapı çok iyiymiş. 10 metrenin altındaymış. Küçük sınıf otomobiller bile 10 metre civarında. Biz, o yüzden 10 metrenin altı çok iyi. Daha müsait bir yerde bir deneyelim. Şurada da sağda bitirdiğimiz yerde. Ya hızlıca gidip dönelim. Tamam hemen. Siz bana hızlıca deyin sağ Gürcan Bey. Sağa gitme. Yok yok. Burada her türlü yol koşulları evet, var. Burası şimdi filaya deniyor. Bir tekerlek çukurda kalıyor, bir tekerlek yüksekte kalıyor. Süspansiyon şimdi testi yapılıyor. Öbürü benim en favorilerimden. Asıl böyle punta kaynaklarının şeyini düşündüğü. Çok sert ama burası. Tabii tabii girelim diye söyleme ama biz burada nihayetinde gerçekten bu ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ürünlerin her türlü şartlara, yol tutuşundan tut, güvenlik şartlarına kadar deniyoruz, hazırlıyoruz. Şimdi otomobil arkadaşlar bu kadar gaza basıyoruz. Esniyor, ediyor. Mesela hiçbir trim sesi yok şu anda. Bir maşallah alırız. Maşallah diyelim. Bence dünya standartında bir ürün çıkmış ortaya. Evet, dönüş açısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen dönüş aynen açısını. Madem. Vallahi şaka yönüyor. Çok iyi. Maşallah. 9.5. 9.5. 10 metrenin altındaki zaten çok iyi bir değer yani bu tabii sınıftaki bir otomobil için. Şeyden çıktı bu biliyorsunuz. Büyük şehirlerde çok ciddi bir sıkıntı bu. Eski şehirlerde özellikle tarihi şehirlerde. İstanbul'da, Paris'te, Londra'da. Ve kullanıcılar için önemli kriterlerden bir tanesi. Sizi arabanın en çok etkileyen özelliği hangisi? En çok hangi özelliğini beğendiniz? Multimedyası. Akıllı tarafı. Çünkü dış dünyaya bağlıyor bizi. Dış dünyayı ayağımıza getiriyor. Oturmadığımızı buraya getiriyor. Onun için her türlü şeyi yapabiliyoruz. Gerçek dönüşüm de orada. Evet kesinlikle. Doğru. Gelecek de orada. Yani artık biz bir otomobile oturduğumuzda yeni nesil adaptif cruise control var mı yok mu bakmıyoruz. Şimdi ben bu otomobilde olduğuna eminim adaptif cruise control. Olmaz mı her şey? Gürcan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir daha artık neyle buluşuyoruz? Sedan'la mı? Çok beğendim gerçekten. Yani o gururun ötesinde yani o duygularımı biraz geriye alıp düşünmeye çalışıyorum. Çünkü biz bu otomobili ne yapılsa yapılsın beğeneceğiz o milliyetçilik tarafımızla. Ama onları biraz geriye alıp o duyguları düşünüyorum. Dediğim gibi yani ne bir yerinden bir ses geliyor ne dikişlerinde bir problem var. Şu anki ikizlerimler müthiş. Elinize kolunuza sağlık. Bundan sonra ne göreceğiz? Sedan. Sonra geleceği de birazdan dinleyelim. Öyle mi? Tamam. Görüşürüz. Çok teşekkür tamamdır ederim. Sağ olasın abi. Senin ağzına sağlık. Sağ olasın. Beğenmene sevindik. Abi çok güzel ya gerçekten. Kapı kapama sesine bakalım mı? Böyle içerideki havayı dışarı bastığını hissediyorsun kapı kapanma sesinde. Evet arkadaşlar söylediğim gibi Gürcan Bey şu anda toplantıya gidiyor ve çok yoğun bir program var. Bugün çünkü bu kampüsün arkadaşlar asıl toplantısı var ve insanlar bugün burada bunun için toplandılar. Bize de sağ olsunlar vakit ayırdılar. Yanlış bir şey söylediysek şimdiden kusura bakmayın. Çok detaylar şu anda belli değil. Biraz sonra toplantıda öğreneceğiz. Videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım, çok heyecanlandım. Benim için hayatımda en önemli anlardan biri olarak kayda geçti. YouTube kanalında da öyle. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.